Arkadaşlar, sizlere ikinci derece denklemler konusunun alıştırmalarını çözeceğim. Evet arkadaşlar, sorularımızın çözümüne başlayalım. Evet, böğlen alıştırmada arkadaşlar, birinci sorumuza bakalım. X kare eksi 2, x eksi 4 eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre x1 artı x2 ifadesinin değerini bulunuz. Çarpımlarını bulunuz. Köklerin terslerinin toplamını bulunuz. Evet arkadaşlar, kökler toplamı x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a idi. Buradan yazalım. B'miz kaç? Eksi 2. Eksi ile çarptık arkadaşlar. Kaç oldu? Artı 2 oldu. A'mız da 1. Kökler toplamı 2 oldu arkadaşlar. Kökler çarpımı c bölü a. C'miz kaç? Eksi 4 bölü 1. Eksi 4 yaptı. Kökler toplamını bulduk. Kökler çarpımını bulduk. Şimdi ne diyor? Köklerin terslerinin toplamını istiyor. O zaman payda eşitleyelim. X kare artı x1 bölü x1 çarpı x2 gelsin. 1 artı x2 kaçtı? 2 idi. X1 çarpı x2 de eksi 4'tü. Cevap eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. Evet arkadaşlar. C şıkkının değeri budur. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. İkinci sorumuzda verilenler ne? Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1'in karesi artı x2'nin karesi 2 olduğuna göre m gerçek sayısının değerini bulun diyor arkadaşlar. Arkadaşlar, çarpanın ayırma konusundan şunu biliyoruz. Neyi biliyoruz arkadaşlar? Hatırlayalım arkadaşlar. A artı b'nin parantez karesini aldığımızda tam kare ifadeleri a kare artı 2ab artı b kare şeklinde buluyorduk. A kare artı b kare neydi arkadaşlar? A artı b'nin karesinden a ile b'nin çarpımının iki katını çıkartıyordum. Şimdi bu özdeşliği arkadaşlar, bu özdeşliğe göre bu kökler arasındaki ilişkiyi yazalım. 1'in karesi artı x2'nin karesi eşittir arkadaşlar. X1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 şeklinde biz bu ifadeyi yazarız. X1 artı x2'nin karesi 2 olduğuna göre x1 ile x2'nin toplamı neydi? Eksi b bölü a idi. O eksi b bölü a'dan kökler toplamı 2 gelir arkadaşlar. Karesini al, 4 geldi. Eksi 2 çarp kökler çarpımı da c bölü a'dır. O da m eksi 3 olarak geldi. 2'yi bu tarafa 4'e atalım arkadaşlar. Eksi 2 geldi. Eksi 2 çarpı m eksi 3. Eksi 2 ile sadeleştirelim. 1 eşittir m eksi 3. M'nin değeri de buradan 4 olarak bulunur arkadaşlar. M'yi de 4 olarak bulmuş olduk. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemin kökleri x1 ve x2'dir. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 ifadesinin değerini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar, bu denklem bakalım. Üçüncü dereceden bir denklem şeklinde verilmiş. Ama bu ikinci dereceden olduğu için ilk küplü terim gitmek zorunda. A'ya ne vereceğiz? 1 vereceğiz. A'ya 1 verdiğimizde denklemimiz neye dönüşüyor? 3x kare eksi x eksi 2 0 denklemini elde ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, buradan neyi bulacağız? Kökler eşitleyelim burada. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'yi bulmak istersek bunu x2 ile çarpacaksınız. Burada x1 ile çarpacaksınız. x1 çarpı x2 geldi. Kökler toplamı oldu arkadaşlar. Kökler toplamı eksi b bölü a. B'miz eksi 1'di. A'mız da 3'tü. O da 1 bölü 3 geldi. Kökler çarpımızda c bölü a eksi 2 bölü 3 geldi. Arkadaşlar, paydalar birbirini götürür. Cevap eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. Bu denklemimizin, pardon, bu sorumuzun cevabı da eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir olmak üzere a, b eleman r'ye sayılıyor. X1 ile x2'nin toplamı 5'miş. X1 ile x2'nin çarpımı eksi 1'miş. A çarpı b ifadesinin değerini bulunuz diyor. Arkadaşlar, kökler toplamı ile kökler çarpımı verilen denklemin yazılması nasıldı? X1 artı x2'nin çarpımı artı x1 çarpı, pardon, burada kökler toplamı çarpı x kökler çarpımı diye yazıyorduk. Kökleri verilen denklemin yazılmasıydı bu, hatırlarsak. Evet arkadaşlar, buradan bakalım. Burada ne verilmiş arkadaşlar?
Burada pardon arkadaşlar, biz oradan x1 çarpı x2'den gidersek denklemin kökleri x1 çarpı x2 verilmiş. Buradan gidemeyiz arkadaşlar. Şimdi neden diyeceksiniz? X1 x2'yi biz ayrı ayrı bulacağız arkadaşlar. Şimdi kökler toplamı, kökler çarpımı demiş. Kökler çarpımı burada c bölü a gelecek. Yazalım arkadaşlar. Denklemin kökler toplamını yazalım. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a idi arkadaşlar. Eksi b bölü a'nın değeri kaçtır? 5'tir arkadaşlar. Kökler çarpımı neydi? C bölü a. C'miz 3 bölü a eşittir. Eksi 1'e. A'nın değeri kaç geldi arkadaşlar? A'yı bulalım. A'nın değeri eksi 3 geldi. Evet. C bölü a. A'ya eksi 3 dersek arkadaşlar. A'ya eksi 3 verdik. Eksi b bölü eksi 3 eşittir 5'e. Bunlar gitti. B'nin değeri de 15 geldi arkadaşlar. Öyleyse a ile b'nin çarpımı da 45 geldi. A ile b'nin çarpımı eksi 45 olarak bulunur. Şimdi denklemin kökleri x1 ve x2'dir. x1 eşittir x2'nin karesi olduğuna göre a gerçek sayısının değerini bulunuz diyor. Arkadaşlar kökleri bulalım. Şimdi burada neyi bulacağız? A gerçek sayısını istiyor. x1 ile x2'nin çarpımı neydi? C bölü a. C'miz kaç? Eksi 8 bölü a. Eksi 8 gelir. Kökler çarpımı. x1'in yerine x2'nin karesini yazarsak ne oldu? x2'nin karesi çarpı x2 eşittir. Eksi 8. x2'nin küpü eksi 8 eşit olur. x2'miz kaç geldi? Eksi 2 geldi. x2 bu denklemin köklerinden biridir. Denklemin kökü denklemi sağlar. X yerine eksi 2 koyarsak burası kaç oldu? 4 oldu. X yerine eksi 2 koyduk. Eksi ile çarptık. Artı 2 oldu. Artı 2 ile 3 çarp 6. Artı 2 ile a'yı çarp 2a. Eksi 8 eşittir 0 gelir. Buradan da a'nın değeri de kaçtır? 10 eksi 8 2 artı 2a eşittir 0'a. A'nın değeri eksi 1 gelir arkadaşlar. Evet. 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuzda ne görüyoruz arkadaşlar? X kare eksi 7 x artı 1 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre kök x1 artı kök x2 ifadesinin değerini bulun diyor. Şimdi arkadaşlar kök x1 artı kök x2 karesini alalım. Bunun karesini aldığımızda burası x1 geldi. 2 çarpı kök x1 çarpı kök x2 geldi. Artı bunun da karesi x2 gelir. Kökten biz bunu kurtarmış olduk. Şimdi arkadaşlar burada kökler çarpımı nedir? C bölü A 1'dir. Kökler toplamı da eksi B bölü A'dır 7'dir. Bakın x1 x2'nin toplamı eksi B bölü A'dır 7'dir. Kökler çarpımı da C bölü A'dır 1'dir. Artı 2 gelir. Buradan ne geldi arkadaşlar bu ifade? Kök x1 artı kök x2'nin değeri karesi 9 oldu. Arkadaşlar köklü bir ifade ile köklü bir ifade zaten köklü bir ifade. X1'in kökünü aldığınızda, x2'nin kökünü aldığınızda pozitif bir sayı gelir. Dolayısıyla kök x1 ile kök x2'nin toplamı ne gelecek? Artı gelecek arkadaşlar. Bakın bu aslında artı eşittir. Artı eksi 3 diye yazılır. Ama bu ifade hiçbir zaman eksi değeri almaz. Kök x1 pozitif bir sayıdır. Kök x2 de pozitif bir sayıdır. Çözüm 3 olacak arkadaşlar. İstenen değer 3 olacak. Evet. 7. sorumuzda m sıfırdan farklı olmak üzere denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Kökler toplamı ile kökler çarpımı birbirine eşit şekilde verilmiş. M gerçek sayısını bul diyor. Şimdi arkadaşlar m sıfırdan farklıymış. Kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a. B'miz eksi 1'dir. Eksi de çarptık. 1 bölü m. Kökler çarpımı c bölü a arkadaşlar. Bakın kökler çarpımı da 4 çarpı c bölü a. C'miz 3M, A'mız M. M sıfırdan farklı diye vermiş zaten. M'yi sıfır alırsa zaten ikinci derece denklem olmaz. Evet, 3M bölü M. O da ne yapar? 3M bölü M geldi arkadaşlar. M'ler birbirine götürsün. 1 bölü M eşittir 12. Buradan kaç geldi? C bölü A'nın değeri de 3 geldi. B bölü A geldi. Buradan da M eşittir 1 bölü 12 gelir arkadaşlar. Yani de 1 bölü 12 olarak
olmuş oluruz. Denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere 2x1. Bu ifade arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada biz x1 ve x2'yi bulduktan sonra köklerden birini bulup denklem yerine yazdığımızda a'yı bulacağız. Şimdi x1 eksi 2x2'nin değeri eksi 3 ise x1 artı x2'nin değeri kaçtır? Eksi b bölü a'dan. 9, eksi 9, eksi de çarptı. 9 bölü 3, 3 gelir arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki denklemi eksiyle çarpalım. Eksi 1 ile çarptık. Eksi x1 oldu. Artı 2x2 eşittir 3 oldu. 1 artı x2 eşittir 3 oldu. Bunları toplayalım arkadaşlar. 3x2'nin değeri 6 eşittir. x2'nin değeri 2'dir arkadaşlar. x2 2 ise x2 bu denklemin köklerinden biridir. Denklemde yana yazarsak a değerini bulmuş oluruz. x2 verelim. 4 çarpı 3 12 gelir. Eksi 18. Eksi 2 artı 1 eşittir 0 geldi. Arkadaşlar 12 eksi 10 eksi 18 eksi 6. Eksi 2 artı 1 eşittir 0. 2 a eşittir. Eksi 5. A'nın değeri eksi 5 bölü 2 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Eksi 2 ve 3 olan iki üzerinden biri bilmeyen denklemi bulunuz. Arkadaşlar köklerden bir tanesini x1 eksi 2 aldık. x2'yi kaç aldık? 3 aldık. Denklemi yazalım. Kökleri verilen denklemin yazılması. Kökler toplamı kaçtır? Eksi 2 ile 3 topla 1 yapar. Eksi x gelir arkadaşlar. Kökler çarpımında eksi 6 eşittir 0'dır. Arkadaşlar köklerinden biri 3 eksi kök 5 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden biri bilinmeyen denklem bulunuz diyor. Arkadaşlar şimdi bakın kökte veya rasyonel değil kökler. İrrasyonel şekilde çıkmış. Dolayısıyla kökün biri 3 eksi kök 5 ise hatırlayacak olursak konulardan diğer kökte 3 artı kök 5 eşleniğidir. Arkadaşlar bu köke x1 dersek kökte x2 olsun. Kökler birbirinin eşleniğidir. Evet. Denklemi yazacak olursak x kare kökler toplamına geldi arkadaşlar. 3 3 topla 6 kök 5 ile eksi kök 5 topla sıfırladı. Burası 6 geldi. Kökler çarpımı 9 eksi 5 4 geldi. 1 0 denklemini de bu şekilde bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet, denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri x1 artı 2, x2 artı 2 olan ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemi bulunuz diyor. Arkadaşlar bu denklemin köklerini bulurken ne yapıyorduk? Yani uzun yolu da var, kısa yolu da var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kısa yolu x1 artı 2 eşittir x diyelim. x1'in yerine ne yazalım? x 2 yazalım arkadaşlar. x1 bu denklemin köküydü. x1 yerine x 2 yazarsak x1 denklemin köküydü zaten. Yazdığımız zaman x 2'nin karesi 8 çarpı x 2 eksi eşittir 0 denklemini yazalım. X kare eksi 4x artı 4 eksi 8x artı 16 eksi 2 eşittir 0. X kare eksi 12x artı 18 eşittir 0 denklemini bulmuş oluruz arkadaşlar. Bunun uzun yolunu konu anlatımında yapmıştık. Pratik yoldan bu şekilde bunu çözmek daha akıllıca arkadaşlar. Daha az zaman harcarsanız ve hata yapma oranınız diğer çözüm yöntemine göre daha azdır. Evet, ölçme ve değerlendirme bölümündeki soruları da çözelim arkadaşlar size. Aşağıdaki cümlede boş bırakan yerlere doğru ifadeyi yazınız. A sıfırdan farklı ve ABC eleman R'ye sığmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir 0 denkleminde. Delta sıfırdan büyükse bu denklemin birbirinden farklı iki gerçel kökü vardır. Bu denklemin kökleri çakışıktır. Kökleri eşittir arkadaşlar. Şöyle de yazabilirsiniz.
Bu denklemin çakışık iki kökü vardır diye de adını iki kökü vardır. Ya da birbirine eşit iki kökü vardır da diyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı ifadeyi söylemiş olacağız. Delta sıfırdan büyükse denklemin gerçek sayılır. Çözüm kümesi boş kümedir. Boş kümedir arkadaşlar. Boş kümedir. Şimdi bakalım bu soruya. Arkadaşlar aşağıda verilen ifadelerle harflerle verilen formülleri birleştirip eşleşenleri alt kutulara yazınız diyor. Arkadaşlar kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Kökler çarpımı c bölü a. Evet. Buradan ne geldi arkadaşlar? İspir ile iskinin toplamı neydi? Kökler çarpımı c bölü a. Kökler toplamında eksi b bölü a gelirse a'lar birbirini götürdü. Sonuç eksi c bölü b kaldı. Bu da a'dır arkadaşlar. Eksi c bölü b de a şıkkını vermiş olur. Evet, açık uçlu soruların doğru cevabını ilgili boşluklara yazınız diyor. Denklemi birbirinden farklı iki gerçek kökü olduğuna göre M'nin en büyük tam sayı değerini bulunuz. Birbirinden farklı iki gerçek kökü. Delta büyüktür 0 arkadaşlar. B kare eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı A çarpı C 0'dan büyük olacak. 4'e bölün. 4 eksi M 4'e böldük, 4'e böldük. Burada 1 kaldı. 4'e böldüğünüz zaman 0. 4'e böldüğünüz 0 kalır arkadaşlar. Bölüm 0'dır. 16'yı 4'e böl 4 kaldı. Evet. 16'yı 4'e böldüğünüz bölüm 4'tür. 4'e böldüğünüz bölüm 1'dir. 4'e böldüğünüz bölüm 0'dır zaten. Burada ne kaldı? Eksi ile çarptığınızda da burada eksi kaldı arkadaşlar. Dörde böldüğünüz eksi m artı 2 kaldı. Büyüktür 0. Buradan eksi m büyüktür eksi 6 yapar. Eşitsizliğin her iki tarafını eksi ile çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirir. M'nin en büyük tam sayı değeri de 5'tir arkadaşlar. M de buradan en büyük değerini 5 olarak almış olur. Evet. Denklemin çözüm kümesini bulun diyor arkadaşlar. Denklemin çözüm kümesi dediği zaman delta'ya bakalım arkadaşlar. Delta. Delta'dan da gidebiliriz. Yani bir deneyelim bir delta'dan. B kare eksi 4 çarpı A'mız 2, C'miz 3. 16 eksi 24 sıfırdan küçük. O zaman delta sıfırdan küçükse ne diyordu arkadaşlar? Çözüm kümesi boş kümedir diyorduk. Evet arkadaşlar şimdi A kaçtan farklı diyor. Bu denklemimize bakalım. Yukarıdaki denklemi bir yazalım arkadaşlar. X kare eksi 2ax artı a artı 1 eşittir 0 dedik. Denklemlerin birer kökü ortak olduğuna göre. Ortak kökse x'leri ortak kök alalım. Ortak kök x olsun. Ortak kök. O zaman x kare arkadaşlar buradan artı a eksi 3x efendim eksi 2a artı 4 gelsin. Şimdi şunu eksiyle çarpalım arkadaşlar. Bunun altına yazalım. Eksi x kare artı 2ax eksi a eksi 1 eşittir 0 yazalım. Ve ikisini toplayalım. Bunları topladığımızda 3a eksi 3x geldi arkadaşlar. Buradan da eksi 3a artı 3 0 eşitliği bulunuyor. 3a eksi 3 x eşittir 3a eksi 3'e. Buradan 1 buluruz arkadaşlar. Ortak kök 1 olarak bulunur. Yani x'in değeri 1 arkadaşlar. A 1'den farklı diyor bakın dikkat edin. X ile 1'i karıştırmayalım. X 1 çıkabilir. Ortak kök ne geldi? X eşittir 1 geldi. X'e 1 verelim arkadaşlar. 1 eksi 2a artı a artı 1 eşittir 0 geldi. Buradan da eksi a
Eşittir. Eksi 2 geldi. A'yı biz buradan 2 olarak bulmuş oluruz. A'nın değeri 2'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şu sorumuzu çözelim. Bir ABC üçgeni ilgili aşağıdaki bilgiler veriyor. ABC üçgenine ait yükseklik. Arkadaşlar ABC üçgenine ait yükseklik. Bu kenarın uzunluğundan 2 birimdir. 2 birim fazladır. Buraya x birim dersek yükseklik 2 birim fazla. ABC üçgeni diyelim. BC kenarına ait yükseklik. Bu kenarın uzunluğundan 2 birim fazla. BC kenarın uzunluğunu 2 kat arttırırsak arkadaşlar bak 2 kat arttırılırsa bir kat bu arkadaşlar 2 kat daha arttırırsa bu kaç katına çıkar? 3 katına çıkar. Bakın bunun üstüne bunun 2 katını koyarsak 2 kat arttırmak demek kendisinin üzerine kendisinin 2 katını koymak demek. O zaman bu kenar 3x oldu. Ve bu kenara yükseklik 3 birim azaltılırsa yükseklik x 3 olur. Elde edilen yeni üçgenin alanı ABC üçgenin alanından 6 birim fazladır. Bu üçgenin alanı bundan 6 birim kare fazla. 3x çarpı x 3 bölü 2 eksi x çarpı x artı 2 bölü 2 eşittir 6. 2 ile çarpalım arkadaşlar. Payda eşit diyelim buradan. 1 dedik. Burası ne oldu? 2 ile genişletirse buraya 12'ye 2 gelir. Paydaları atalım arkadaşlar. 3x kare eksi 9x. Eksi x kare eksi 2x. 12. 2x kare eksi 11x eksi 12 eşittir 0 geldi. Evet. Buradan da arkadaşlar bu x'leri bulalım. 2x'e x diyelim. Bunun çarpanlarını kaç diyelim? 12'nin çarpanları arkadaşlar 6 desek buradan baktık 3x yani şu çarpanları bulmaya çalışalım arkadaşlar. Evet. Evet, buradan 2x'e x geldi. 12'nin çarpanları kaçtır arkadaşlar? 6'ya 2 desek. Yani 4'e 3 desek. Eksi 4'e 3 dedik. Eksi 12 olsa. 6'ya 2 diyelim arkadaşlar. 6'ya 2 desek. 12 olmadı. Buradan kaç gelir arkadaşlar? Bunun değerinde ne buluruz? Yine bir bakalım arkadaşlar. Ve bu kenar ait yüksek 3 birim azaltılırsa. Arkadaşlar 3 birim azaltırsak biz şurada hata yaptık. X artı 2'yi 3 azaltırsak x eksi 1 olur. Burası x eksi 1 oldu arkadaşlar. 3x kare eksi 3x gelir. Eksi 2x de buradan eksi 5x geldi arkadaşlar. Eksi 5x eksi 12 oldu. Bunun çarpanlarını buradan bulalım arkadaşlar. Evet. Şimdi evet. Bakın şu yüksekliği burada 3 birim azaltırsak bu yükseklik x eksi 1 olur arkadaşlar. 3 birim azaltırsak x eksi 1 ve x eksi 3 yazmışız. Onu düzelttik. 3x'te bunu çarptığımızda evet. Burada değerlerinde bir sorun yok arkadaşlar. 2x'e x diye çarpanları ayıralım. Bunun çarpanını 4 diyelim. Eksi 4 diyelim. Burada 3 diyelim arkadaşlar. Buradan eksi 8x, 3x, 5x'i verir. 2x artı 3 çarpı eksi 4 eşittir 0 geldi. X'in değeri buradan eksi 3 bölü 2 geldi. X uzunluğu negatif olmaz. X uzunluğu 4'tür arkadaşlar. ABC üçgenin alanını isterse alan ABC'ne gidecek arkadaşlar. Buradan da x'e 4 derseniz 6 da burası 24. 4 çarpı 6 bölü 2. 12 birim kare olarak bu da bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada sona eriyor. Geri kalan sorularımızı diğer videomuzda tamamlayacağız. Hoşçakalın.